Derya Baykal'la Gülümse de hayatı paylaşmaya devam ediyoruz. Ev yapımı doğal makyaj malzemeleri, ünlü isimlerle moral bulacağımız keyifli sohbetler, farklı ve kullanışlı örgü tasarımları az sonra Derya Baykal'la Gülümse de. Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Bizler de bugün de sağ salim kanalımıza geldik ama önlemler acayip bir şekilde. Şimdi bugün şöyle başlamak istiyoruz programa. Çocuklar etraftaysa çocukları çağırın. Çok güzel bir deney var. İnternette de dolaşıyor ama görmeyenleriniz vardır. Sosyal medyası olmayanlar var. Çocuklar bu deneye baksınlar. Bakalım bu virüs nasılmış ve sabunla da nasıl gidiyormuş? Çok basit. Siz de evlerinizde çocuklarla yapabilirsiniz. Arkadaşlarım bana hazırladılar buraya önüme. Bir tabağa su koyuyoruz. Bir tabağa da el sabunu, sıvı el sabunu koyuyoruz. Burada da karabiberim var. Bu karabiberi şey yapmış mıydınız? Karabiberim diye. Evet, ben bir şunu şöyle yapayım. Şimdi karabiberim var. Karabiberimi önce suya koyuyorum. Şöyle taze taze yaparsanız çocuklar yanınızdayken, şöyle değirmenden karabiberi buraya çekiyorum. Kamera bile uzakta duruyor şimdi benden. Şimdi çocuklar, eğer beni seyrediyorsanız, büyükler, bunu babaanneler, anneanneler, küçük yavrularla da yapabilirler. Anneler evde, anneler yapabilirler. Çok güzel bir deney. Bir yabancı yapmış, paylaşmış. Sonra bize de çok paylaşıldı. Şimdi sakin, önce buna batırıyorum. Buna batırıyorum. Bakın, bunlar bu karabiberler virüs olsun. Benim parmağıma şu anda bu bulaştı. Şöyle yapayım. Şöyle bulaştı. Sonra elimi... Virüsler bize bulaşınca ellerimizi yıkıyoruz ama onu da bir deneyle yapıyoruz. Benim torunlarım bu deney konusuna denem diyorlar. Öyle alıştırdılar, öyle diyorlar, öyle alıştılar. Küçük de büyüğe bakarak öyle diyor. Sonra elimi sabuna sürüyorum. Böyle mi? Şöyle şöyle yapıyorum biraz da. Evet, şöyle yapıyorum. Şimdi de bakın, buraya koyduğum zaman... Dikkat ettiniz mi virüsler nasıl kaçtı? Yani elimizi sabunladığımız zaman virüsler şöyle yana yana gittiler çocuklar. Hakikaten ellerimizi sabunlamalıyız güzel güzel ki bu virüsler, şimdi biz karabiberle bu denemi yaptık, deneyi yaptık. Bakın, virüsler sabunu görünce nasıl da etrafa doğru böyle hop 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 kaçtılar. İşte biz ellerimizi böyle güzel güzel sabunlarsak bu virüslerde, bu ellerimize yapışan gözümüzle görmediğimiz virüslerde elimizden öyle uzaklara gidecek. Benim çok hoşuma gitti. Ben de bunu akşam eve gidince Erkan şundan bana bir küçük görüntü de ben de babalarına atayım. Biz görüşemiyoruz, herkes ayrı evlerde. Atayım, onlar da görsünler bunu. Gerçi biliyorum hepiniz çok dikkat ediyorsunuz. Annenizin, babanızın, büyük annelerinizin, babalarınızın sözünü dinliyorsunuz. Ama bunu da böyle yapmak istedik. Bizi çok uzaklardan seyreden arkadaşlarınız, kardeşleriniz, onların aileleri de var. Sizlere belki aileniz göstermiştir de bunu. Ya nasıl, değil mi? Elimi koydum, böyle oldular bir anda. Tık gittiler. O zaman ne yapalım? Hadi gir Erkan, ben de ellerimi, bak bu sabunu böyle sileyim. Şimdi ıslak mendille, suyla yapamayacağım. Güzel değil mi? Hadi Didem, girişelim. Köftemizi saracağız patlıcanın içerisine. Oh dur, anlatma gerisini. Kaşar var. Üzerinde kaşar peyniri var, bak bu da ayrı. Bir tane yumurta sarım vardı, onu da içine ilave ettim. Bir de ayran bunun yanında. Kişnişin verdiği aroma inanılmaz. Gerçekten. Ben de koyarım kişniş. Hadi gel. Muhteşem. Çarpışalım seninle. Kişniş ben koyarız. Ben de koyarım. Şu
çok iyi bir fikri var bu yemeğin. Benim fikrim. Kullanırsanız Derya Baykal böyle demişti dersiniz. Evet, çocuklara böyle güzel güzel şeyler düşünüyoruz, hazırlanıyoruz. Şimdi konuğum Sena Yılmaz, bir dünya güzeli. Hoş geldin Senacığım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sena çok güzel makyajlar yapıyor, kendisi makyöz. Peki bugün makyajını kendin mi yaptın buraya geldiğinde? Kendim yaptım. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şu alta ne sürdün böyle? Hem böyle bir kırmızılık var, hem siyahlık var. Alta hem kalem hem far kullandım. Ama far tonumun rengi kızıl tonlarındaydı. O minik bir kızıllık ve gölge verdi oraya. Bir önceki gelişinde yılbaşında saçların kızıldı. Evet. Ama bu da çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. O da ederim. Çok böyle değişikti. Evet. Bu saç rengi de sana çok yakışmış. Ederim. Efendim Sena daha çok genç. Ama 7 yıldır makyöz Burçin, Burçin Göksu ile çalışıyor. O da çok kıymetli bir makyöz arkadaşımız. Bizim Sayımen'in de ahbabı, tanışıyorlar. Ondan eğitimler aldın, mesleğe başladın. Evet. Geçen yıl Çağla Şikel'le, sevgili Çağla'cığımla çalışıyordun. Peki bu yılda Nur Viral'le çalışıyorsun. Benim Instagram arkadaşım, her gün birbirimize böyle oradan selamlar gönderiyoruz. Onun da makyajları çok güzel oluyor. Nur Viral'in makyajlarını yapıyor. Daha önce Yonca Lodi, Buse Varol, Tanem Sivar, Songül Öden gibi çok ünlü, ünlü ve çok değerli arkadaşlarım, kardeşlerimle de çalıştın. Yılbaşında bize çok güzel fikirler vermiştin. Bugün yine dolu dolu fikirlerle geldin. Evet. Şu anda evdesiniz. Öyle bir şey yaptık ki evde olan malzemelerle kendinize makyaj malzemelerinizi hazırlayabileceksiniz. Şimdi arkadaşlarım ekranın bir kenarına da bu şeyleri verecekler, tarifleri. Bir fotoğraf çekersiniz. Bir fotoğraf çektiğinizde onları yazarsınız diye düşünüyorum. Şimdi Sena buraya geldiğinde dedim ki şuraya masaya oturdu. Yani daha siz karşılaşmadan bizden. Dedim sana fısfıs vereyim mi? Yok dedi, şantamda var, ben fısfısı yaptım geldim dedi. Harika. Bugün şöyle ana başlıklarıyla bize neler yapacaksın? Parlamayan bir cilt için pudra yapacağım. Ne yapacaksın? Pudra. Parlamayan bir cilt için. Onun dışında 3 farklı tonda farım var. Jel allığım var. Dudak peelingim var. Aynı zamanda bu dezenfektanlardan ötürü elimize de uygulayabiliriz. Çok kurutuyor çünkü, beni bilmiyorum. Evet. Doğal makyaj temizleme ürünümüz var ve rujumuz var. Evet. Bu şey çok hani ilk pudra yapacağım dedin ya. Evet. Bu pudra. Böyle makyajımızın en son üstüne sürdüğümüz transparan pudra gibi bir şey mi yapacaksın? Evet, transparan pudra yapacağım. Sabitlemek için en son kullanabiliriz. Tamam. Göz için concealer kullandıktan sonra da bunu geçersek farımızın daha sabit kalmasını sağlayabiliriz. Concealer dediğimiz şey, bilmeyenler, kullanmayanlar için söyleyelim. Kapatıcı değil mi? Göz altına böyle beyaz beyaz sürüyoruz. Göz altına ve üstüne uyguladığımız fardan önceki baz kapatıcı. Evet, ben kremimi yani kanala bile gelmeden önce azıcık şöyle concealer'ımı sürüyorum. Biraz da şöyle şey kremim var, hani güneş koruyuculu kremim var. Evet. Öyle hani şey, yataktan çıktığım gibi çıkmak istemiyorum. Evet. Onu sürüyorum. Daha sağlıklı bir görünüm. Küçücük de ruj sürüyorum. Evet. Çünkü yürüyüşe gidiyorum sabahları. Orada da güneş ışınlarından da korunmak istiyorum. Evet, yaz kış muhakkak korunmamız gerekiyor güneş ışınlarından. Hadi pudrayla başlayalım. Herkes yapabilir mi? Evde var mı bu malzeme? Evet, yani çoğumuzun evinde olan ürünler. Belki bir iki ürünü dışarıdan alabilirler tekrar yoksa. Şöyle malzemelerimi sayıyorum. Kakao var. Kakao kullanacağım. Tarçın kullanacağım. Hiç kaldırma. Oradan bize elinle göster. Yaşar orada ve çekiyor. Ve nişasta kullanacağım. Bir dakika. Tekrar sayalım. Kakao, tarçın ve nişasta kullanacağım. Kakao, tarçın, nişasta. Kakao, tarçın, nişasta. Aa, çok güzelmiş. Hafif böyle şey mi olacak tarçını da koyunca? O sıcak terrakota bir ton gibi mi olacak? Evet. Çok minik bir sıcak ton verecek. Bunlardan kakaodan çok az, yarım çay kaşığı kullanacağım. Evlerde herkes yemek yapıyor. Bugün de makyaj malzemesi tarçından yaparsınız. Tarçından yine çok az kullanacağım. Çoğunlukla da nişasta koyacağım.
Şöyle. Bunları karıştırıyorum. Varsa önceden kullanmış olduğunuz eski bir pudra kutusuna koyabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Tamam. Öyle. Küçük minik bir şöyle yayvan bir kavanoza da evet, koyabiliriz. Evet. Buradan fırça ya da sünger yardımıyla uygulayabiliriz. Bunların hiçbirisi bize dokunmaz değil mi? Hiçbirisinin alerji yapacağını zannetmiyorum. Sen karıştırdın bir ürün. Göster evet. Onu kameraya. Bu karıştırdığım ürün. Evet, bir de aç. Bu da benim öncesinde evde hazırladığım ürün. Bakın şöyle. Seninki bir tık daha mı koyu renk Bir tık renk daha olmuş. Koyu oldu. Bunu bronzer olarak bile kullanabilirsiniz. Cilt Yap bakayım elinde nasıl olacak? Fırçam var mı? Evet, fırçam var. Şöyle. Şöyle çok minik bir renk verecek yine. Şöyle gösterebilirim. Hani keyfe göre biraz tarçını evet, arttırabiliriz. Evet, evet. Onun cilt tonumuza göre isterseniz daha esmer tenliyseniz kakao daha fazla koyabilirsiniz. Şöyle bir şeyini yapsana bize bakalım. Kameraya göster. Şöyle. Senacığım. Daha soğuk tonda oldu benimki ama daha sıcak tonlarda isterseniz tarçını daha fazla ekleyebilirsiniz. Aa. Şöyle. Peki şunu sormak istiyorum şimdi sana. Hem parlamayı engelleyecek. Makyaj yapmayan biri. Hı hı. Sabah kalkıyoruz bir krem sürüyoruz. Birisi hiç makyaj yapmıyor. Böyle bir şeyi şöyle büyük bir fırçayla geçtiği zaman evet. Yüzünün parlaklığını hani evet. Sıcaklar da geliyor. Evet, evet. Ay, sıcakları inşallah gelsin istiyoruz. Evet. Yüzünün parlaklığını evet, da alır mı? T bölgesindeki yağlanmayı alacak ve daha sağlıklı bir görünüm verecek cildimize. Peki şunu da sormak istiyorum. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Sevgili Ayşe Engin. Ayşe Engin seni çok seviyorum. Şimdi Ayşe böyle çok parlar yüzü. Cildi de parlaktır. Hı hı. O böyle bazen cildine böyle hani yanında bir şey bulunduruyor. Şöyle hafif yapar parlaklığı, yağlılığı evet. almak için. Bu orada da İşe yarar mı? Evet, ona da söyleyeceğim. Onun yerine bunu da kullanabilir. Hem doğal bir ürün, cildimize zarar vermeyecek bir ürün. Hem de gerçekten parlamayı çok güzel oluyor. Ben normal makyaj yaparken de kullanıyorum. Aa, ben Ayşe'ye bunun şeyini atayım. Bunu böyle yaparsa bir pudriyerle. Evet, evet. Çok güzel de o yağlanma, yüzün yağlanması, alacak. Burnun yağlanmasını alabilir diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir ürün. Hissediyor bunu kalbim.
tutuklu ağır bir soru. Soramam, cevabı incitir gururumu. Söyle. Sürpriz, sarılamıyorum. Gerçekten. Nasılsın? Sarılmayalım sonra sarılırız. Sonra çok sarılırız. Kalben sarılıyorum sana şu anda. Hoş ben geldin. Ben de gönülden çok seviyorum sizi. Nasılsınız? İyi vallahi, çok iyi. Biraz önce çocuklara bir şey yaptık. Gençlerin sevgilisi. Benim de sevgilim. Ben de çok seviyorum kendisini. Simge sizi... Sağın. Hoş geldin Simgeciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Yani sağlığım yerinde. Daha hamd iyi olsun. Günler olsun diye şükrediyoruz. Hepimize süreçte. İnşallah. Hepimizde. Dikkat ediyoruz sadece. Sokağa çıkmamaya özen gösteriyoruz. Ama bugün çıktın. Bugün çıktım ama her şeye çok dikkat ediyorum. Sürekli ellerime spreyler sıkıyorum, ellerimi yıkıyorum. Kimseyle artık tokalaşmıyorsun. Evet, tokalaşma, öpüşme yok. Biraz herhalde böyle davranırsak kısa bir süre sonra atlatırız diye düşünüyorum inşallah. Sabah geleceğini biliyordum. İkinci sayfadaydın, evet, ikinci sabahleydin. Sabahleyin. Artık lafımı sözümü şaşırır haldeyim. Çok sürpriz oldu bana da, bilmiyordum geleceğini. Hatta bir hata oldu da müzik girdiniz zannettim Erkan. Benim yüzümden öyle oldu. Ben sizi görmek istedim. Çünkü siz benim ilk canlı yayın programımdınız. Geldiğimde çok heyecanlıydım. Bugün buraya gelince, sizin programınız olduğunu duyunca ben gidip sürpriz yapmak istiyorum. Kaç yıl geçti? Çok yıl oldu. Çok yıl oldu. Ben de çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir ses. Hakikaten biraz da böyle bir günde hep şöyle bir sloganımız var. Bize moral lazım, moral. Evet, müzik. Dün dediniz ki çok koronavirüsten konuştunuz, şey yaptınız. Biz biraz moral istiyoruz. Gençler evde, çocuklar evde, hepimiz evdeyiz. İşte moral kendi ayağıyla geldi bugün buraya. Teşekkür ederim geldiğin için. Gerçekten müziğin mutlu iyileştirici olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani evde şu an kapalıyız. Ben de hemen buradan çıkıp evime gideceğim. Ben de. Ben de tabii ki televizyon programı izleyeceğim. Ve ne kadar pozitif bir şey bulursam onları izlemeye özen gösteriyorum. Biraz da bunu sakin bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Ama bir yandan televizyon programları çok kıymetli. Evde vakit geçirirken bizim size çok ihtiyacımız var. Özellikle de böyle neşeli, güzel, öğretici programlara burada olmak çok güzel. Yani biz de heyecanlanıyoruz. Bizim de kalbimiz çarpıyor. Ne olacak diye biz de düşünüyoruz ama biz buradan herkese böyle... güzellik, iyilik yollamak istiyoruz. Herkes mutlu olsun evinde, iyi ve sağlıklı olsun, önlemlerini alsın istiyoruz. Böyle günlerde birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Evet. Böyle bir şey belki de bize birbirimize şu işler bittikten sonra ne kadar daha çok sarılmamız gerektiğini, arkadaşlığın, dostluğun, birlikte bir çay, bir kahve içebilmenin, ailemizle kucaklaşabilmenin ne kadar değerli olduğunu aslında öğretti. Biraz anlat bakayım. Bu aralar neler var, neler yok diyeceğim ama konserler var mıydı? Ama biz tabii üretim olarak devam ediyoruz yolculuğumuza. Bu son, yeni albüm mü? Bu yeni, az önce söylediğim şarkı benim bir konser görüntümden aslında oluşmuş bir video. Biz bir akustik konser yaptık, çok hazırlandık ve onun elimize görüntüleri ve sesleri gelince bunu dinleyicimizle paylaşmak istedik. O da burada az önce izledikleri videoydu. Bunun ben sana bakmaktan oraya bakamamışım. Bir sonda gördüm bir konser görüntüsünü. Biz de sana bu arada bakıyorum. Evde oturanlara YouTube kanallarımızdan müzik vermeye devam edeceğiz. Ben bir YouTube kanalı açtım. Onu kanalıma demeyi. Abone olmayı unutmayın. Evet, onu deme bir sen çok. Bir 100 bin olursa iyi deme. Olur arkadaşlar. Neyse, bugünlerde biraz af oluyor. Kredi kartı borcu bile ertelensin diyor herkes. Bu da affolur diye düşünüyorum sevgili Rütük, kusura bakmayın. Ha, öyle sanatçıların da yaşamaya, videolarını izlettirmeye hakkı var. Bugünler özel günler.
affola diyorum. Ben özür diliyorum. Benim evet evet. Lütfen siz yine de abone olun. Abone olun, abone olun. Neler çektin orası için? Yani o bütün bir konseri aslında olduğu gibi kaydettik ve çok güzel şarkılar var. Her hafta yeni bir içerik yüklenecek ama onun dışında albümün son 4 şarkısında klip çektim. Ondan önce bir cover albümde, Sinan Akçıl piyanist albümde bir şarkı yaptım. Bayağı bir şey çıktı ama tabii gündemden dolayı. Onu da ben dinledim. O da çok güzel oldu. Olmuş. Evet, Sinan'ın albümünün tamamı çok güzel oldu yani bu arada. Benim söylediğim de güzeldi ama tamamını dinlemekten çok keyif alıyorum. Güzel işler. Müzik dinleyicileri için üretmeye devam edeceğiz. Evde evet. Otursak bile elimizde olanları en azından bir şekilde değerlendirmek istiyoruz bu ara. Evet. Sena'cığım kusura bakma. Bak Sena da çok güzel makyajlar yapıyor. Konserlerde ihtiyacın olur. O ihtiyaç olursa. Oluyor her Sena'yı ararsın. Çok güzel makyaj yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim ilk programa geldiğinde sen herhalde çok küçüktün. Çok evet. Küçücük bir yaşta yani geldin. Kaç 7-8 sene oldu galiba evet. En az. Ne yapmıştık o zaman? O zaman da yine böyle örgüler bir şeyler vardı güzel güzel böyle. Bir sürü şey vardı hatırlamıyorum tam olarak. Çok yıl geçti ama yine böyle çok enerji verecek. Kadınlara, insanlara, herkese iyi gelecek bir şeyler yapıyordunuz onu hatırlıyorum. Mutlaka yapıyoruzdur evet. Bir şey de yapmadığımız bir şey kalmadı bakıyorum. Hakikaten bugün yine çok güzel fikirler var. Programda. Harika. Sen yapar mısın? Şimdilerde yapıyor ben musun? Ben yapıyorum. Evde kendi ne yaparsın işte mesela? Kendi maskelerimi yapıyorum. Önceden hazır maske kullanıyordum. Şimdi artık kesinlikle hazır maske sürmüyorum. Evde kendi olan ne varsa avokado var mesela. Ha, şey yakın. Maskesi. Maske deyince maske ben yapıyorum. Hemen yapıyorum. Bu steril maskeye gittim. Yani cilt maskelerimi yapıyorum. Resim ver yapıyorum. Bir tarif. Ver bir tarif. Bir tane hemen çok kolay bir tarif vereyim ve efsane yararlı yulaf pirinç unu. Tamam. Biraz bal ve biraz sütü karıştırıyorsunuz. Mama gibi oluyor. Onu bütün cildinize, göz altlarınıza, boynunuza sürüyorsunuz. Ve hem gençleştiriyor, hem çizgileri azaltıyor, hem de rengini açıyor cildin. Bu güneş lekeleri vesaire. Tamam. Kendisinin çizgisi yok bu arada. Benim kazanaklarım fena değil. İyi yani ama ben çok bakıyorum. Yani gündüz gece gözaltı kremi sürüyorum, çok su içiyorum, spor yapıyorum, yoga yapıyorum, meditasyon yapıyorum. Vay maşallah. Yani kendime çok bakıyorum. O yüzden de biraz tabii kendine bakan insanın cildi vesaire daha bir iyi çok oluyor. Çok iyi görünüyorsun bu arada. Yulafı koydun. Pirinç unu. Pirinç unu. O da böyle o mama kıvamına evet. Gelesiye tamam. Kadar yani. Pişirdin onu, mi onu ocak? Onu pişirme yok. Sadece karıştırıyorsun. Var. O böyle kulak memesi kıvamına geldiğinde. Sürüyorsun. Bütün yüze sürüyoruz. 20 dakika bekliyoruz. 20 dakika sonra yıkadıktan sonra onu bir peeling yaparak da çıkarabilirler. Kuru halinin peelingi inanılmaz oluyor. Tavsiye ediyorum. Bayağı cildi topluyor yani. Gençler bunu tavsiye ederim. Üstüne de senin şu pudrandan bir sürerler. Transparan şimdi pudradan. Gençler bütün kızlar erkekler ayrı ayrı evlerde sürekli buradan şeyden konuşuyorlar görüntülü konuşuyorlar. Hani oralarda tabii iyi bir hoş olmak lazım şu maske işe yarar. Evet bayağı yarıyor bir de patates suyu çok işe yarıyor. Patates suyunu ne yapıyorsun? Onu patatesi rendeldikten sonra onun bir suyu çıkar yani tamam, rendeyi de evet. Kullanabilirler. Nişastalı bir su. Evet o da bütün yüze onu böyle tamamlayıp sürünce o da ciltteki morlukları şişlikleri ve sarkmaları bayağı kaldırıyor. Özellikle televizyon programlarından önce mutlaka yapın derler. Evet. Ve tabii en güzel şey her sabah buzlu su. Ya da soğuk bir şey. Evet. Herhangi bir soğuk. Bunlar benim de yaptığım şeyler. Ben de patatesleri halka halka keser, dondurucuya koyar. Ondan sabahları böyle yaparım. Bizim kızlar falan böyle görüyorsunuz rulolar falan dondurup yapıyor bizim Derya çok meraklıdır. Ben de patatesle yapıyorum. Gariban eski yöntem. Ne en güzel yöntem ama. En güzel. Ya çok harika. O zaman şöyle şu olaylar biraz durulsun. Gel hem şarkılarını söyle hem şu yapalım. Maskelerini yap. Tamam. Ve bugün sayfandan bu maskeyi yaz yayınla. Tamam. Gençler seni çok takip ediyorlar. Gençler, genç zaten. Kalanlar. Ekmek yapıyorum, paylaşıyorum. İşte ne bileyim atıştırmalık yapıyorum. Evde bayağı şey yapıyoruz. Hep sağlıklı besinler. Tamam. Bulmalar. Onları gelince bu ara bunları yap. Tamam. Hepimizin ihtiyacı var. Hadi bakalım. Görüşmek onu sana üzere. Veriyorum. Ben evde tamam. Örersin. Ben teşekkür hadi. Ederim. Şiş alayım kendime hemen. Evet. Güle güle yanaşmıyorum. Görüşmek öpüyorum. Üzere. Unutuyorum bunu. Sosyal uzaktan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Simgecim canım benim. Kolay gelsin. Başarılar. Evet. Evet. Şimdi pudramızı yaptık. Yani ister böyle yağ almak için ister şey için. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sırada farım var. Toprak tonlarında kahverengi bir far yapacağım.
Evde güzelmiş. Bunu kendinize çok rahat uygulayabilirsiniz. Evet, toprak tonlarında far yapıyoruz hemen. Ki yazın çok güzel. Hani makyaj malzemelerini kullanmak istemeyen bir grup da var. Ben kullanmam, bana alerji yapıyor, dokunuyor diyenler var. İşte. Hadi evet. Hatta dışarı çıkamadığımız şu günlerde çok önemli. Hemen malzemelerimi söylüyorum. Bunların hepsini eşit miktarda kullanacağım. Kakao var, nişasta var ve şia yağı var. Bu böyle evde de hazırladığımı birazdan göstereceğim. Hemen karıştırıyorum. 2 çay kaşığı kadar koyacağım. Kakao, nişasta. Evet. Kakao koydun. Nişasta koydum. Ve şimdi şia yağı ekleyeceğim. Ha, yine böyle şey içinde, olacak. Tabii bu jel gibi olacak. Peki şia yağımız yok evde. Ne koyabiliriz? Badem yağı da olabilir. Yani bunu hafif böyle jel kıvamına getirecek bir yağ kullanabiliriz. Tamam. Hani şimdi gidip şia yağı birden alamayabiliriz evet. diye söyledim. Evet. O ne? Bu şia yağı. Yine tamam, biraz daha ekliyorum. Koydun. Evet. Şöyle. Bakayım. Bunu bir yere böyle. Koyabiliyor muyuz tabii bir yerde? Böyle. Ay, yanaşmayacaktım. Yanaştım. Unutuyor insan. Kaplardan bulabiliriz. Kozmetik marketlerde. Evet. Ben o senin elindeki kaplara, o üst üste olan kaplara, burada var mı bu kaplarda? Evet, burada fazlasıyla şöyle var. Hayır, hayır. Türkiye'de var evet, mı? Evet. Kozmetik marketlerde bulabilirsiniz. Ben bunların içine kat kat şey koyuyorum. Küçük minik küpeleri koyuyorum kaybolmasın diye. Kaybolması için. Böyle jel kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Koyu renkli. Bir far elde ediyoruz. Sonra bu şey oluyor mu? Biraz donması gerekiyor. Dolapta mı evet, tutuyoruz? Evet, buzdolabında donması gerekiyor. Bu da daha önceden hazırladığım farım. Bakayım şimdi eline mesela ondan da bir deneme yap. Tabii, sürelim. Şöyle. Şöyle. Hem biraz bu ıslak efektini veriyor. Tabii biraz burada erimiş. Dolapta çok daha iyi oluyor. Daha donduğu dolapta zaman. Dolapta tutmak evet. lazım. Evet. Şöyle fırçayla da. Şöyle yayıp gösterebilirim. Ha, o daha iyi olur. Evet, şöyle. Şimdi burada çok fazla ışık olduğu evet, için evet. her şey ki klima çalışmasına rağmen. Böyle gösterebilirim. Aa. Bunu göz kapağınıza. Göz şöyle. Altına da sürebilir miyiz? Tabii bunu tabii göz altına gibi. Bu gibi de sürebiliriz. O renge böyle, yakın oldu yalnız. Evet evet bu verebiliriz. Şimdi bir rengim daha var. Hatta ikisini karıştırıp kullanabiliriz. Kızıllığı da vermek için. Hadi yapalım bunu da. Evet, çok akıllı mantıklı. Biraz bunu dolapta tutun. Yazın yapıp kullanabilirsiniz. Evet. Hem ucuz hem ekonomik hem de alerji yapmayan şeylerden, içinde kimyasal olmayan ürünlerden yapıyor. Evet. Çok iyi fikir. Böyle koyuyorum. Şimdi kızıl renkte olan kırmızı farıma geleceğim. Ben çok kırmızı meraklı. Far. Hep baz olarak nişastan mı var? Evet, bunlarda? Hep nişastan var. Ve yine şia yağı var. Buğday nişastası mı? Mısır nişastası. Mısır nişastası. Evet. Kaşığımı alayım. Yine bundan da eşit miktarda koyacağım. Şöyle. Yine onu koyuyorsun. Yine şia yağımı kullanacağım. Ve karıştırıyor böyle koyu bir kıvam elde ediyorsun. Evet. Şöyle. Bunların hepsini farları gölgelendirme yaparak da gözümüze sürebiliriz. Ya da tek olarak da uygulayabiliriz. Şimdi ne bileyim. Farınız, hani iş yerlerinden geldi herkes, evine geldi. Farınızı ofisinize götürmüştünüz, almadınız evet. diyelim ki. Veya evde daha iyi durmak istiyorsunuz, gözükmek istiyorsunuz. Gayet basit yapılabilecek şöyle. Ve vakit geçirilebilecek güzel olaylar. Evet. Bunu da hazırladım. Şöyle jel kıvamına gelene kadar bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereceğim. Daha önce yapmıştım. Evet. Bakayım onun rengi nasıl oldu? Çok merak ettim. Onun rengi daha
kırmızı, kızıl. Bu eridiği için tabii burada şu an dolapta dondurduğumuz zaman tam rengini verecektir bu. Minik gölgelendirme yaparak kullanabiliriz. Şöyle. Evet, iyice dağıtmanız gerekiyor. Burada yaptığımız her şey sıcaktan çok etkileniyor. Minik, Dibinizde öyle olmayacaktır. Dolaba koyabilirsiniz. Evet, şimdi neyimiz var? Şimdi bir farım daha var. O nasıl? Bu da sarı renkte bir farım. Şöyle. Sarıda ne kullanıyorsun? Sarıda zerdeçal kullanıyorum. Kırmızıda neydi kırmızıyı verin? Toz pancar. Toz pancar. Evet. Kurutulmuş toz pancar kullanıyorum. Bunda da yine aynı eşit miktarda. Nişasta. Söyleyelim evet, yine nişasta, onu. Zerdeçal. Evet. Daha fazla koyacağım. Ona başka bir şey koyuyor musun? Yine şia yağı kullanıyorum. Hayır. İnceltmek başka renk için. Ton koyuyor musun? Hayır. Bu farlar çok güzel. Renk renk yapın. Buzdolabında tutmayı unutmayın yalnız. Orada donacaklar. Hani krem far aslında. Evet, bu. Evet. Krem far olacak. Biraz daha alacağım. Sen şimdi yapılmışından bize şey yap. Onu karıştıracaklar. Böyle. Yapılmışı nasıl onu merak ediyorum rengini. Yapılmışı da şudur. Yine böyle hafif parlak makyajlarda şöyle. Bakayım. Çok güzel renk veriyor. Bu bayağı güzel bir renk. Evet, ben sarı tonu göz pınarlarımda uygulamayı da çok seviyorum. O da tamamen çok güzel oluyor. Tamamen sarı oluyor. Şuraya koyuyorsun evet, öyle evet, mi? Göz pınarlarımı uyguluyorum. Bunların içine hafif evde simleri varsa sim, ışıltı ekleyebilirler. Onunla da yine göz pınarlarımıza aydınlık verebiliriz. Yalnız bu ne koymuştuk? Zerdeçal koyduk. Zerdeçal mükemmel bir efekt verdi. Evet. Onu çok beğendim. Bayağı iyi, bayağı güzel. Sarı rengi, şimdi çok değişik makyaj türleri var. Evet. Şeyi çok beğeniyorum. Renkleri kullanmaktan korkmayalım. Bazı filmlerde şeyi görüyorum. Sadece şuraya, sadece şuraya bir... Minik bir nokta. Yani hiç alta hiçbir şey sürmüyor. Sadece oraya minik bir nokta. Evet. Dün gördüm ünlü bir derginin şeyinde. Evet. Sen de görmüşsündür. Evet. Dudak kenarlarının neresine koymuş? O resmi gördün mü fotoğrafı? Fotoğrafı görmedim ama uygulamayı biliyorum. Minik dudak kenarına nereye konuyor? Dudak kenarında da yine şuraya. Ortaya. Hani evet. Sanki burada bir ne onların adı piercing mi? Piercing varmış gibi. Varmış gibi. Siyah bayağı bir nokta. Yani bunlar aslında geleceğin... Evet. Trendleri. Hani trendleri virüsü atlatırsak o öyle trendler çok hoşuma gidiyor. Hele gözün şurasındaki onu o siyah noktayı son bir film izledim. Nokta. Orada vardı bu şey. Çok çok güzel. Yani ben dövme mi acaba dedim ama bazı sahnelerde yoktu, bazı sahnelerde vardı. Tamamen çıplak bir göz altına bol maskarayla uygulayabilirsiniz. Gerçekten güzel durur çok diyorsun. Güzel duruyor. Dudakta da buraya yapmış. Dudakta da yine sadece birkaç oldu. Noktada daha vardı ama şu anda ben de hatırlayamıyorum. Bakacağım sonra. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi jelallık yapacağım. Benim en sevdiğim böyle hafif güneşten yanmış gibi sadece şuralara güldüğümüzde yukarı çıkan bu yanak kısımlarımıza uygulayacağız. Eskiden hatırlayanlar hatırlayacaklar. Ünlü bir marka Londra'ya gidenler illa bunu getirirlerdi. Burada da yoktu. Bunun benzeri bir şey. Onun gibi değil mi? Evet, evet. Onun gibi. Aynı onun gibi olacak. Aynı onun gibi olacak. Ben yıllarca bunu, o zaman tabii daha gençtim, çok kullandım. Şöyle yaparsınız, sokağa çıkacakken şöyle yaparsınız, hemen o efekti verir size. Evet, dudaklarınızda, dudağı da sürer. Dudağı da yine aynı zamanda. Dudağı sürersiniz. Yine böyle biraz önce sanki bir kiraz yemiş gibi. Bak Barış gülüyor bana. Gülme Barış. Gülme Barış. Yapardım o zamanlar, artık yapmıyorum. Yapamaz mıyım? Yaparım. Da üşeniyorum şimdilerde. Evet, yapalım. Jelallığımız için de yine toz pancar tozu. Toz pancar kullanacağız. Evet. İyi renk versin diye bundan biraz fazla koyacağım. Evet. Bu yağın ne? Bu yağım gliserin. Gliserin kullanacağım bunda. Evet.
yine jel kıvamında olsun diye. Aynı zamanda nemlendirecek de. Bu özellikle yazın uygulayacağımız o fresh makyajlarda gerçekten yazın mesela güneşten biraz şey yaptınız, azıcık evet. da bundan sürün, hiçbir makyaj evet, evet. yapmaya gerek yok. Birkaç damla vanilya yağı koyacağım daha güzel koku versin diye. Hem de vanilyalı olmuş evet. şu anda. Evet. Çok az da bu hepimizin evinde olan en iyi yumuşatan kremlerden kullanacağız. Bunun ismini veremiyorum sana. Veremiyoruz ismini. Biliyorsunuz ne olduğunu, yumuşatıcı, hani sarı olur. Çünkü hepsi öyle olmasa da ona ait bir marka olduğu için söyleyemiyoruz şu anda. Pancar tuzu inanılmaz güzel renk veriyor. Yine aynı zamanda pancarı kaynatıp da suyunu da kullanabilirsiniz. Ama ben daha pratik olsun diye tuzunu kullanmayı tercih ediyorum. Ay ne güzel oldu. Böyle bir bak benim kullandığım sanıyorum o pancarın tozu daha su gibi bir şeydi evet, benim kullandığım. Evet. Şeyle damlalıkla elimize damlatırdık. Onu böyle yanaklarımıza, çok dudaklarımıza sürerdik. Burada hazırladığım ürünüm var ya daha önceden. Öyle. Bakayım, evet. Kameraya bir göstersin. Kaldıkça daha fazla koyulaştı. Şimdi yap bakayım eline nasıl olacak? Şöyle uygulayayım. Oo. Bunu iyice dağıtacaksınız bu, evet. tabii. Fırçayla sakın böyle dağıttığınız zaman. Çok aslında tiyatral yani. Bazı makyajlarda falan da böyle evet. Karakter makyajı evet. yaptığınızda efekt da önemli. Efekt makyaj olarak da kullanmak isterseniz yine tozunu daha fazla koyarsanız bu ne makyajı? Efekt makyajlarda. Efekt makyajda. Kullanabilirsiniz. Hani dizilerde, setlerde böyle şeyler evet. kullanılıyor. Ne bileyim bir kan akıyor, evet, bir yaralanma evet, evet. Şeysi onların oluyor. Onların hepsinde kullanabilirsiniz bu evet. efekti. Güzel. Neyin var şimdi? Şimdi sırada makyaj temizleme ürünüm var. Bu yine çok basit. Evde de rahatlıkla bulabileceğiniz malzemeler. Gül suyu ve zeytinyağı. Yapalım. Ama orijinal gül suyu. Ben buraya daha önce zeytinyağımı koymuştum böyle bir kaba. Evet. İçine de yarısı kadar da gül suyu ve zeytinyağıyla makyaj temizleyicisi. Evet. Buna işte diyorum. Sadece gül suyunu tonik olarak da kullanabilirsiniz. Onu kullanıyoruz. Gül suyuyla temizliyoruz. Tonik evet. olarak kullanıyoruz. Bu hem göz makyajınızı hem dudak makyajını o en zor yağlı çıkmayan makyajları bile rahatlıkla temizliyor. Şimdi bunu böyle ben makyaj temizleme şeyine çok takığım. Bir lokma şunun üstüne alabilir burada miyim? Burada benim kalemim de var. Tabii deneyebiliriz aslında. Dene bakayım. Şöyle. Hayır, ben bir dokusunu anlamak istiyorum. Tabii. Bana biraz sıksana şuraya. Şimdi çok iyi bir şeysi aynı oldu. Aynı zamanda nemlendirecek de temizledikten sonra içinde zeytinyağı olduğu için. Sildin mi kalemi, yapabildin mi? Tabii yap bakayım. Hemen yapayım şöyle. Bunu veremiyorum sana çünkü elden ele olacak. Şöyle. Bakayım. Hiç kalıntı bırakmadan. Çok güzel temizledim. Yalnız bu çok 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 akıllı, mantıklı bir şey şu yaptığın. Ama her kullanmadan önce şöyle bir çalkalayacağız evet, bir galiba. Evet, gerekiyor. İnanılmaz güzel bir şey. Başka neyimiz vardı? Şu an yine çok sevdiğim bir tarifi vereceğim. Bu da dudak peelingimiz. Dudak peelingi. Evet. Bunu aynı zamanda şu an çok tabii kolonya ve antiseptik ürünler kullanıyoruz. Ellerimiz çok kuruyor. Aynı zamanda elimize de kullanabiliriz. Ben şimdi akşam fark etmemişim. Gece artık makyajımı sildim, oturdum falan. Sonra elimde bir şeylik oluyor. Bir kaşıntı gibi böyle falan oluyorum. Bir baktım elime, bayağı bir harelenme şöyle ellerimde kaşını. Sonra kalktım. Ellerime ne kremler, neler böyle ilaç bazlı, şu bazlı antiseptiklerden. Bunlardan oluyor. Neden diyor Rüya? onlardan. Yani ellerinize bunları yapıyoruz ama biraz da koruma amaçlı şeyler de kremler de sürmek lazım evdeyken. Evet, dudak peelingim için ya da el peelingi. Bunun için bala ihtiyacımız var biraz. Tatlı badem yağı,
ben güzel koku versin diye portakal yağı da kullandım. Ama bu sizin tercihinize kalmış. Başka yağlar da evet. kullanabilirsiniz kokusunu sevdiğiniz. Ve toz şekere ihtiyacımız var. Toz şeker biraz pütürlü olduğu için o dudaktaki bütün ölü deriyi alacak. Makyajımızı ondan sonra dudak makyajımızı çok rahat yapabiliriz ve kalıcılığını arttıracak. Önemli mi dudak peelingi yapmak? Hani rujun durması tabii, falan tabii. açısından? Rujun dokusunda özellikle çok etkili oluyor. O yüzden makyajı başlamadan önce ya dudak peelingi ya da nemlendirici muhakkak kullanalım. Tamam. Güzel bilgi. Evet. Güzel bilgi. Buna da daha önce yine ben balımı kullanmıştım, koymuştum. İçine biraz toz şeker koyuyorum. Bunun kendi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben göz kararı ekliyorum. İçine biraz tatlı badem yağı koyacağım. Peelingi yaptıktan sonra nemlendirmek için sadece badem yağını da kullanabilirsiniz. Birkaç damla da portakal yağı kullanacağım. Evet. Şöyle. Bunu da yine karıştırdığım zaman. Rengi olsun isterseniz yine pancar tozundan faydalanabilirsiniz. Ama daha öyle güzelmiş. Hani dudaklara şeker hastaları bunu yaptığında çok fazla yalamasın. O da dudaktan evet, da evet. Geçebilir. Evet. Başka alternatif ne koyabiliriz içine? Alternatif ne koyabiliriz? Daha granürlü. Tuz. Tuz da olabilir. Ama esmer yakabilir şeker, tuz. Tuz yakabilir esmer belki şeker biraz. Olabilir. Yara esmer falan şeker varsa olabilir. Onları etkileyebilir. Evet esmer şeker olabilir. Evet yani yalamayıp evet. dışına yapınca gayet daha iyi böyle. Netice vereceğini düşünüyorum. Çok iyi bir şekilde yine ölü deriyi alıyor ve nemlendiriyor. Evet bu tamamlandı mı şeyleri? Evet o tamamlandı. Biraz şundan konuşmak istiyorum. İnşallah iyi günler gelsin. Hepimiz sosyal hayata karışalım. Şu günlerde veya bu yazın makyaj trendleri neler? Makyaj yazın özellikle zaten cildimiz bronzlaştığı için çok fazla kapatıcı ürün kullanmayalım. Çok fazla cildimize yoğun ürün de kullanmayalım. Sadece dediğim gibi böyle allık evde de yapabilirsiniz ya da jel, krem allıklar kullanabilirsiniz. Güneşten bir minik yanmış görüntüsü versin, bol maskara kullanalım ve sadece bir lipstik. Yani evet. fresh görünüm yazın. Ben şöyle bir şey yapıyorum, ne dersin ona? Mesela böyle BB kremim bir şeyim, öyle bir şeyim varsa evet. ya da CC kremim neyse o. Onlar varsa güneş koruyucumla onları evet. böyle karıştırıyorum. Evet. Muhteşem. Yürüyüşe giderken hani yolda falan karşılaşıyoruz. Yeniköy'de askerlik şubesinin önünden geçerken sürekli birisi orada bana geliyor. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz diyor. Hani öyle durumlar için birisi geliyor orada hani işlem yapmaya falan. Beni de o halimle tanıyorlar yani. Ben de böyle gözlükler şey at diyor ya. Ne bileyim ben o kadar şey bir vaziyetteyim ki bereler, böyle kapüşonlar bilmem ne. Çekmek zorunda kalırsak diye söylüyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Sürüyorum çok, onu çok cildime. Tarif, hem evet. güneşten korunuyorum. Güneşten korunuyorum. Çok minik daha renk bir şey. Gözümde nasılsa gözlük var. Hani şey artist gözlüğü olmasa da çok diyeyim. Güzel zaten. Gözlerim çok hassaslaşıyor bu ışıklardan. Katiyen açık havada şeye bakamıyorum, ışığa bakamıyorum. Gerçekten hele programlar bitip de yaza geçtiğim süreçte evet. gerçekten gözlüksüz bir an duramıyorum. Neredeyse evde takacağım yani. Bilmiyorum, o kadar kötü oluyor ama yaz ilerledikçe böyle alışıyor gözlerim bir parça. Ben bir şey kullanıyorum ondan da söyleyeceğim ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Şu gümüş suyu, gümüş suyu diye... çok dolanıyor. Duydum. Duydun mu evet, sen de? Çok fazla. Ben de tesadüfen ama nasıl kullanılır, nasıl olur okuyorum da hiçbir bilgim olmayan bir şeydi. Böyle fıs fıs şeklinde olanı var, su olanı var. Hem çok iyi bir dezenfektan olduğu söyleniyor ki meğersem pek çok kişi bunu kullanırmış. Özellikle böyle organ nakilleri falan yapıp da eve geçtiğiniz zaman böyle sterilizasyon istediğinizde bazı yerler gelip bazı şirketler evinizi gümüş iyonlu bilmem neyle sterilize ediyorlarmış. Hani evde hastayı korumak için falan. Öyle şeyler duymuştum ama kendim hiç bilmiyordum. Birisiyle karşılaştım tesadüfen elinde gördüm. Sordum. Kendim okuyorum ama... Hani görmeden de ben biliyorsunuz çok
çok çok da temkinliyimdir bazı şeylerde, böyle olurum. İyice anlayayım, dinleyeyim falan diye. Aa, baktım suyuna koyuyor, içiyor, baktım yüzünü. Sonra ben de buldum, üzerinde de şey, nemlendirici gibi bir şey, hani nasıl biz sirkeli suyla, evet, veya ne bileyim bir tonik gül suyuyla yapıyoruz. Onun gibi bir şey ama çok iyi sterilizasyon yapma yetisi varmış. Şimdi ne yapıyorum? Ağzımın içine de sıkıyorum. Bir pamuğa damlatıyorum makyajdan sonra gözümün kenarlarını, veya fark etmeden gözümü şey yaptım. Ne derler? Elim gözüme gitti, fark etmedim. Hemen onunla bir siliyorum. Burnumun kenarlarına sıkıyorum. Elime sıkıyorum. Siz de bir araştırın. Gümüş suyu bakıyorum bütün yorumların altında da, her postta, bunun paylaşıldığı postlarda kim, insanlar merak ediyor. Söyledim, hani piyasada var mıdır yok mudur, hiçbir bilgim yok, hiçbir alakam yok. Sadece bir küçük bilgi vereyim dedim. Ben bu vesileyle tanıştım. Hani ama dozu var onun, şeysi var, ölçüleri, dereceleri falan var. Yanlış bir şey yapmamanızı da tavsiye ederim o konuda. Dikkatli olun, doktorunuza sorun, bir bilene sorun. Ben sadece paylaşım yaptım. Erkan, bir şey dedin, duyamadım seni. Son olarak rujum. Ha, rujum var mı, rujum bir tane? Da var. Rujum var, tamam. Daha var. Ben bitti zannettim, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu da yine daha önceden hazırlamıştım. Yine ay, bunun adı var. Selfie ruju olsun. Evet. Korona günler selfie ruju. Buyurun. Yine pancar tozundan yararlanıyorum. Gıda boyası da kullanabiliriz ama pancar bana daha masum geliyor. Evet. Sakine, bu pancar tozu pahalı bir şey mi? Çok değil. Çok değil diyor. Ayrıca bunu şöyle yapabilirsiniz. Pancarı fırında şöyle 2-3 dilim yapın, evinizde varsa. Kurutun kısık derecede. Şöyle 30'lar 40'larda bir uzun süre kurutun. Kuruduktan sonra onu güzel robottan geçirip biraz da balkonda tutun. Güneş geliyorsa, bir yer varsa güneş gelen. Orada tutun. İşte pancar tozunuz hazır. Ya da pancar suyuyla yaparsınız. Evet, yine kaynatıp pancar, evet, suyundan da faydalanabiliriz. İçine ben yine gliserin ekliyorum. Nasıl ellerimizi boyar hani pancarın suyu, pancar ayıklanırken? O. Ne su koyuyorsun? Gliserin yine ekledim. Gliserin. İçine gliserin. Ve karıştırıyorum. Biraz topak topak olmuş pancar tozum. Evet. Tamam, onu ama güzelce karıştıracaklar. Evet, iyi karıştırmanız gerekiyor. Ruj fırçam var mı? Evet. Ay, çok güzel. Donacak mı bu dolapta? Bunun da evet biraz donması gerekiyor. Şu an tabii yine eridi bendeki ürünler ama. Evet. Seyircilerimiz beğeniyorlar mı Sena Yılmaz'ın yaptıklarını? Sizi böyle bugün değişik şeyler yapmak istedik. Biraz sonra örgüden maske yapacağız. Yaka toka iğnesi yapacağız. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tekirdağ'dan Remziye Hanım geldi. Sürelim. Bir dakika Müge. Tabii. Bu da yine böyle çok iyi renk veren bir ruj oluyor. Bu da kalır yalnız çok, evet, güzel. Hatta şöyle, bunu senin hazırladığın pudrandan da üstüne şöyle, evet, pıt, evet, pıt yapacaksın. Kalıcı da olur. Evet. Yine. Yap bakayım azıcık üstüne şey. Tabii. Kuru peçeteyle o şeyden, şu şeyin var ya. Hemen aldım. Ha, tozu. Vereyim mi? Kuru peçete galiba kalmadı. Elimle de yayabilirim. Elinle ya da fırçayla da yayabilirim. Fırçayla. Hani dudağınıza sürdünüz. Evet, şöyle. Şöyle sabitlemek için de kullanabiliriz. Evet. Aa, bu çok güzel. Hani her dakika çıkmaz, her dakika bir şey olmaz. Siz bunu evinizde, ben eminim, evet, çok güzel yaparsınız. Müge, soruyu alayım. Pembe severler var. Rujun rengini biraz daha böyle pembe yapmak için ne yapabiliriz? Çok daha az pancar tozu kullanabiliriz ya da gıda boyasından faydalanabiliriz. Ha, pancar tozunu biraz daha az koyarsak ama... Peki oraya biraz nişastadan katsak tabii, mı olur? Tabii olabilir ama nişasta biraz daha katılaştırabilir ama yine çok az da ekleyebiliriz. Mesela bakalım nasıl olacak? Tabii. Nişasta koyuyoruz içine, bir deniyoruz. Evet. Onu da yapalım. Ondan sonra Sena'ya teşekkür ediyorum. Sena Yılmaz, Makyöz. Efendim, iyi günlerinizde, sağlıklı günlerinizde,
düğünlerinizde, nişanlarınızda, kınanızda Sena sizden haber bekler. Şöyle biraz daha rengi açılıyor iyi karıştırdığımız zaman. Hatta biraz daha fazla biraz, koyabiliriz. Biraz açıldı. Pembeleştirebilirsiniz. Evet Senacığım çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdin. Seni şöyle şöyle kucaklıyorum. Kocaman öpüyorum. Sevgiyle ben de sarılıyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Evet Erkan Bey buyurun efendim. Evet misafir ağırlar bugün. Her misafir de ağırlar. Çok da tutar. Evet. Evi halkını da doyurur. Tabii. Ay hayat ne kolaylaştı. Bak Sayımen bak. Sen otur da onu aç. Yaymak istiyorum. Bu şekilde. Hop. Hoppa. Ha, yine aynı yüzü geldi. Aynı. Oldu. O zaman ne yapıyoruz? Hadi başlayalım. Hadi anlatalım. Düğme gibi dikiyorsunuz şunu. Yap yakıştır. Yani oldu. Çıktı. Gülsüm Hanım yok oldu böyle. Merak etme. Arkadaşım ne güzel yapmışsın. O çok teşekkür ederim Çiğdem'cim. Senin bu şeyin ne kadar güzel. Vallahi bayılıyorum. Tık diye oturuyor mu tık buraya? Tık diye oturuyor. Onun bir tabancası var. Tık 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 tık. İstediğiniz yere atıyor. O yüzden biraz böyle sabırsızsak ve arada elimizi alırsak bozabiliyoruz. Evet oradan da zoom yap, zoom yap. Gidelim Erkan. Evet şu ara sosyal medyada en çok paylaşılan şeyler arasında özellikle Çin'deki şeyden sonra Çinli bu el işi yapan arkadaşlarımız paylaşıyor. Tabii biz onları çok takip ediyoruz. Japonlar, Çinliler, Avrupa vatandaşları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye'de de yapanlar var. Dün akşam bir arkadaşımın annesi yapmış. Bizi izliyorsa çok saygılarımı iletiyorum sevgili Orsen'in annesi. Bana yapmış, maske atmış. Dedim biz de gördük, biz de yapıyoruz. Sizinki de çok güzel olmuş ama çok beğendim. Hemen hemen aynısı gibi. Şimdi biz üstüne şöyle biraz şeyler de taktık. Bu hani o kadar korur mu, bir şey olur mu bilmiyorum ama tek özelliği yıkanabilir. Ve sıcak ütüyle tersten özellikle ağzın değdiği taraftan ütülenebilir. Hani hiçbir şey bulamazsak yapılabilir. Hasta olmasak da takılabilir. Diğer maskeleri hastalar ve sağlık personeli için kullanalım diyorum sınırlı sayıda kaldığı zaman. Bundan yapabiliriz, eşimize, dostumuza hediye edebiliriz. Hani tam koruyuculuğu var mıdır? O kadar teknik şeylere girmek istemiyorum. Arzu edenler, uygun görenler, ben yaparım iyi olur şöyle çarşıya pazara giderken takı veririm diyenler yapsın. Ben o kadarını bilemeyeceğim. Takmak istiyorum. Çok ölçüsü fevkalade güzel bir ölçü. Şöyle saçlarımı da bir şey yapayım. Şuraya bir tane Yaşar çek bak bir göz boncuğu da koydum. Üstüne yakın mı oluyor? Dur. Evet. Oraya koyalım. Şuraya koyacağım. Şimdi Naz da ellemesin bunu ben koyayım. Yaşar bak şuraya güzel bir göz diktik. Onu koyduk. Siz istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Naz bir tane işli yaptı. Sonra üstüne sosyal mesafeni koru yazabilirsiniz. Herkes ailedeki kişilere siyah yapabilirsiniz erkeklere. Ailedeki kişilere isim yazabilirsiniz. Bunlar hep size kalmış. Ben illa yapın demiyorum. Benim evimde her zaman bir maske bulunur. Ufak bebeği olanlar, evinde olanlar. Bebeklerimize de birazcık kendimiz hasta olsak ne yapıyoruz evde? Bir küçük maske takıyoruz. Hani illa bu konuyla ilgili olarak değil, bu güzel bir bilgidir, dursun. Sen tak seninkini, şimdi içine ayrıca bir gazlı bez yapıyoruz. Bakayım. Steril gazlı bez, evet. Bakın Naz'ınkinde de çiçek var. İsteyen
çiçek takabilir. Naz çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Şimdi içine tek kullanımlık şöyle gazlı bezleriniz varsa ben şimdi açacağım şunu. Yani atölyede bugün eyvah dedik, gazlı bezle kalmadıysa ne yapacağız biz, bunu nasıl göstereceğiz? Bizim atölyede yok. Gazlı bez çıktı, inanın şunlar. Hem de güzel, iyi bir kalitedir bu. Onlar çıktı. Neden? Mesela bu gazlı bezli zamanında alçılı bir şeyler yaptık falan. Bunlar projeler için duruyor. Ne için yapmışız bunu? Bilmiyorum. Belki öyle bir şey için. Belki doku çalışması için. Olabilir. Resimde. Olabilir. Ama çıktı dükkandan. Şimdi bu gazlı bezi de içine koyuyoruz. İçine bir yer yapıyoruz. Onu görsün şurada kamera. İçine iki tane şerit yaptık. Orsen'in annesi bizi izliyorsanız bunu ilave edersiniz maskenize. Bunu biz uydurduk. Evet. Şimdi gazlı bezi de değiştirebilirsiniz. Gün içinde yanınızda birkaç tane bulunur. Ya da küçük bir tülbent. Ama geldiğinizde evinize lütfen yıkayınız. Otobüslerde falan eldivenle, birer eldiven giyerek şu atılabilir eldivenlerden, ki onlar da bulunmuyormuş. Bizim atölyede çok işlerde kullandığımız için Allah'tan varmış. Hani tutun, maskenizi takın, küçük küçük önlemler, bunların hiçbir şeysi yok dışarı çıkıyorsanız. Ama evinizde de ufacık başka bir rahatsızlığınız da varsa, özellikle büyüklere, risk altındakilere bir şey geçirmemek için güzel bir tedbir olabilir. Naz, nereden başlıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hadi anlatalım. Anlatayım. Şimdi ince pamuklu bir ipimiz var Derya Hanım. İncelik şöyle bir incelikte. Evet. Çok kalın olmasın ki sizi boğmasın. Evet. 65 zincir çekiyoruz. Hı hı. Bizim ölçümüze göre. 65 zincir çekiyoruz. Şu yanlara 10'ar tane sık iğne. Yanlar 10 tane sık. İlk sırayı sık iğne geçiyoruz zincirden sonra. İkinci sıra 10 tane zincir sık iğne. 45 zincir 2 litre abzan. Tekrar sondaki 10 zincir sık iğne. Neden diyeceğim? Neden diyeceğim böyle? Çünkü şuranın biraz yaklaşmıyorum. Şuranın biraz daralmasını istiyoruz ki başları sık iğne yapıyoruz. Hı hı. Diğerlerini 2 litre abzan yapıyoruz. Çok kolay bir mantığı var. Evet. Yabancılar, Türklerde de var galiba yapanlar. Yabancılar çok yapıyorlar gerçekten. Hatta kadın üst çamaşırından yapıp lastik takıp öyle bir yok an olmuş ki orada da kriz anında. O ondan bile yapıp erkekler bile takmış, gayet çıkmışlar. Hani iş ki bir şey burayı kapatsın. Tabii çok güzel şeyler var, bulabilen için sözümüz yok. Şimdi ben küçük bir şey çalıştım, çabuk gidip geleyim diye gösteriyorum. Şimdi minik yapıyor minik bir tane, yapıyorum. Minnacık. Evet. 65 zincir çektim, ilk sırayı sık iğne gittim. Şimdi gösteriyorum, ilk sırada bir zincir çekiyorum. Şunu. Bir de şunu nasıl anlatayım, şu arkadan alıyorum kamera böyle. Kamera orada, nasıl kamera? Mesela normalde şöyle iki zinciri almıyorum. Aradan diyorsun, aradan evet, mı giriyorsun? Evet, arkadan tekliği alıyorum. Tamam, bir dakika dur öyle, dur öyle. Evet, çok güzel, devam. Şöyle yavaşça, tekliği çok alıyorum, yavaş. Sık iğne yapıyorum. Bundan 10 tane yapıyorum kenarına. Evet. Yani araya batmıyorsun da oradaki ilmeği alıyorsun. O da bize bir çizgi çizgi ifade sağlıyor. Evet, evet. Evet. Anlat Naz. 10 tane sık iğne, daha sonra 2 litre abzana geçiyorum. Çok sık iğne galiba. 45 adet ikili trabzan yapıyorum ortada. Hepsini böyle arkadaki o zincirin tek tarafını alıyorum. Şuradaki. Bu sayı 45 tane olacak önde. Evet, seyircilerimiz beğendi mi bilmiyorum. Sosyal medyayı çok iyi takip edenler zaten görüyorlardır. Beğendiniz mi, sevdiniz mi, belki gözünüzden de kaçmış. Tabii biz o kadar çok yün örgü dünyasını takip ediyoruz ki, bizler ve bizim programın hani sürekli izleyicileri, onlar mutlaka görmüşlerdir. Ama sosyal medyada, haberlerde falan da bu tür şeyler çok paylaşıldı.
Evet Nazlı. Evet, 45 tane 2 litre abzan yaptım. Şimdi tekrar 10 taneyi sık iğne yapıyorum sonunda. Sonra tek nasıl dönüyorsun? Kaç sıra gidiyorsun yukarı kadar? Ve şurada, şurada yazımız var. Şunu Yaşar'a koyayım. Kaç sıraymış Naz? Yani toplamı kaç sıradan oluşuyor? Çünkü ölçü çok güzel. Şimdi 15 sıra. 15 sıra. 15 sıra yapıyoruz. Abzan, evet. 2 litre abzan. Şöyle sonunu şöyle yapıyorum. Bir dakika sonunu görelim. Evet, son zincirimi sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet bu son sıra. Geri maske dönüyorum. Bitti. Geri dönüyorum. Şuraya da sık iğneyle geçiyorum bu sefer hepsini. Şöyle. Ha, altta da bir sık iğne gitmiştim musun? Ya. Geçiyorum. Tamam. Altta da geçmiştim. Üste de bir sık iğneyle sabitliyorum. Meryem şöyle. Evet. Onda, sık iğneyle bütün etrafı dönüyorsun. Evet. Onda şöyle arkadan tek şeyi almıyorum. Komple şuradan sabitliyorum. Kontür gibi oluyor. Evet. Ben yarın buraya bir de maşa getireyim bari. Uzun bir maşa. Bir yerden bir şey almak için. Yaşar şimdi şurada da şunu koyuyorum. Seyircilerimiz bu maviden de şöyle güzel görürler. Etrafta bir sık iğne var. Onu görürsünüz. Yani bu başları sık iğne yapıp da burayı 2 litre abzan yapmamız bunun burasının yüksek olmasını sağlıyor maskemizin. Çok kap mantıklı, akıllı bir şey var. Ne o? Kap gibi oluyor. Ne? Kap gibi kap oluyor. Oluyor. Evet. Şimdi biz bunu dükkanda çalışırken çok güzel videolarım fikir var geldi. Ama yapamadım, yayınlayamadım. Güldüreyim sizi biraz. Bu modeli alın, bundan bir tane daha yapın. İyi günler geldiğinde harika yazlık bir büstiyer oluyor. Evet. Çektim ama tabii yayınlayamadım. Canımız sıkkın. Ama İyi günler geldiğinde de Yurdanur da tarif ediyor. Aa, bunun ortasını böyle iki tane yaptığımızı düşünün. Ortasını çapraz çapraz, arkasını çapraz çapraz, altını düz sık iğneyle öreriz çok güzel olur falan diye. İnşallah iyi günler gelsin. O videoları da yayınlarız. Ama bunu da düşünebilirsiniz. Şimdi benim arkadaşım evden dışarı çıkmıyor. Oturmuş bir güzel şeyler örmüş. Dün bir hırka örmüş. Ya bayıldım o kadar güzel. Benim telefonum nerede çocuklar? Sen orayı anlat ben telefonumu alıp göstereceğim ördüğü tamam. Hırkayı. Kulağımıza taktığımız kısımda 40 zincir çekiyorum. 40 zincir çekiyorum. Gelip bir alttaki yere sabitliyorum. Kaç tane kulak zinciri çok kıvamında olmuş? 40 zincir. 40 yani. Zincir yapın. Evet. Yani eğer geniş bir yüzünüz varsa 42 yapabilirsiniz. Daha mesela bu Naz'a bana oldu. Ben Naz'dan biraz daha benim yüzüm kafam büyük oldu. Biraz daha iriyseniz daha uzun boyluysanız 42, 43, 44 yapabilirsiniz. Yapıp deneyin ondan sonra kitleyin son haline. Evet. Bu kadar. Deryan başka bir şey yok. 40 zincir. Etrafını 40 zincir. Sık iğne geçtik. Çektikten evet. Sonra... bir dakika bakıyorum. Geliyoruz 40 zincir çekip alta tutturuyoruz. Evet. Başka arkadaşımın şey size evde bugünlerde yaptığı korona günlerde hırka şeyleri demiş. Bana da mesaj atmış akşam. Şurada göstereyim bakın modeli güzel. Alırsınız. Çok güzel olmuş. Yakası, kesimi şöyle reglan kollu. Şurayı büyüteyim bakın böyle. Buralara böyle şeyler yapmış altına. Renk uyumu çok güzel. Ferhancığım ellerine sağlık. Vallahi seyircilere gösterdim. Evde örgüler örülecek, yemekler yapılacak. Kendimizi bir biçer içimde kitaplar okunacak, müzik dinlenecek, çocuklarla oynanacak. Diyorum. Nazbuk binicik de çok güzel oldu. Evet bunlar şimdi, da 20 zincir. Onu çıkart bir görelim. Evet. Şöyle. Söyledik edeyim. Ama orayı kaçırdılar. Maske yani şuraları elime uzun bir şey almak istiyorum. Bir dakika makas alacağım. Maske
Şuradan 1, 2, 3, 4, 15. 15 sıra yukarı kadar ikili trabzan sırasından sayın. Hı-hı. Veya burası da 15 oluyor, fark etmiyor. Tabii, tabii. Daha kolay burası sayılıyor. Sık iğne. Hı-hı. Sık iğnen kaç taneydi burada? 10 tane sık iğne, 65 zincir başlanıyor komple. Evet. 10 tane sık iğne, 45 tane ikili trabzan. Tekrar 10 sık iğne. Sonra yukarı doğru kaç sıra? 15 sıra. 15 sıra. Şimdi bunu bir daha iri bir erkeğe yapacaksanız, atıyorum siyah yaparsınız, gri yaparsınız. 15-16 sıra yaparsınız. Önemli olan baştaki sık iğneler bize bunun ortasının şöyle bombeli olmasını sağlıyor. Tekrar alayım, takayım. Mesela harf yapabilirsiniz işle üstüne, yünle. Şöyle yapayım. Hiç bunaltmıyor da. Evet, hiç bunaltmıyor. Pek çok kişinin de yaptığını düşünüyorum bizden daha atik davranıp, ama biz ilk günlerde de şey yaptık. Kumaştan yapmıştık. Şerife Hanım yapmıştı. Hatta ikinci sayfa yayınlamış bizim o maskeleri. Çok ölçüsü güzel. Yani ortalama herkese olabilir. Daha küçüktür, genç kızdır, çocuktur. Sıra sayısından ayarlayacaksınız büyüklüğünü, küçüklüğünü. Kaç zincir başlıyorum dedin? 65. 65. Ha, bir çocuğa yapıyorsak belki 44-46 evet, yaşına evet, göre tabii. Bunu ayarlarsınız. Bir zinciri çekip şöyle bir bakacağız şuraya kadar. Aynen. Herkes kendi yüzüne göre. Ama ölçü çok güzel bir ölçü. Bence çok kişiye olabilecek bir ölçü. Üstüne çiçek işleyebilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz. O kendisi sizin tercihinize kalmış. Şimdi topla, bir işimiz daha var. Madem iş istiyorsunuz. Şimdi efendim, eskiden sen bunları hemen önüne hazırla ben bunu anlatırken. Şimdi bizim genç kızlığımızda böyle üst üste bilen anvelop dediğimiz etekler vardı. Skoç etekler ya da böyle üst üste biner kareli kumaşlardan ve üstüne de böyle iğne takılırdı. Hatırlayacaksınız. Şöyle yapardık, o etekler üst üste geldiğinde şöyle buraya bu iğneyi açılmasın diye yukarıdan bağlanırdı. Böyle bir iğne takardık. Veya geçtiğimiz yıllarda da hem yakaya hem şeye yaptık, fakat şimdi çok güzel iğneler ve malzemeleri çıkmış. Bunu çok güzel yapanlar var piyasada ve bir satışa dökenler var. Ama biz de evimizde bunu yapabiliriz. Ve ben bunları yaparken yine sosyal medyada bir tane bir şey gördüm. Bunlar benim ilk kaç yıllar önce, hatta programda yapmıştık. Böyle içinde üzerlik olan küçük şeylerim, nazarlıklarım muska şeklinde dikilmiş böyle. Onları da yapmıştık. Küçük küçük ne bulduysam evden malzemeler yapmıştım. Özür dilerim, klimalar çok çalışıyor. Çok kuruyoruz konuştuğum içimde. Şimdi çok güzel Kadıköy'den malzemeler aldık. Çok güzel iğneler aldık. İğne çeşitlerini Naz'ın üstünde görebilirsiniz. Bunların bazılarını ben çalıştım, bazılarını evet. Naz çalıştı. Şunlar şunu sizin. Ben çalıştım. Hı-hı. Şu sizin. Küçük kaşıklarım, melekler, saat vardı bende öyle bir tane. Şu balıklar vardı. Bunları Naz çalıştı. Daha da çalıştıklarımız var. Şu çok güzel. Bakın şöyle. İstediğiniz gibi yünlerle, evdeki malzemelerle birleştirebilirsiniz. Hemen bir tane tasarladık. Değişik malzemeler aldık gittik. Bunları almıştık. Bakın böyle şeyler. Bir tanesini demin maskelere diktim. Evinizde olan küçük boncuklar. Her şeyi kullanabilirsiniz. Şu da çok güzel oldu Naz. Evet. Şunu da koyayım. Ters kondu. Bir düzelsene. Sadece isim var orada. Alta yapıyoruz. Şöyle eskiden ben bunu yaptığım ilk yıllarda yine o da öyleymiş ya, benim de öyleymiş. Varmış değil mi altta evet. Şeyleri? Evet, çengelli iğneyle yapmıştık. Mesela şunu Naz yaptı, örgünün üstüne düğmeler yapıştırdı. Gittim. Evdeki bazı malzemelerinizi kullanabilirsiniz. Bunlar da benim bir tokalarda bir şeylerdeydi. Şurada bir D harfi var ama göremedik. Şu R harfi. Şöyle. Gerçekten çok güzel oluyor.
Şunları sevgili Aytül'ün annesi bana, içinde bunun dut çekirdeği var. Güzel, bunlar nazarlık olarak kullanılıyor. Hatta bunu yapan bir hanımefendi okumuş bunları da, sağ olsun. Böyle nazarlık dut çekirdeğinin üstüne, dut değil, iğde, özür dilerim. İğde çekirdeğinin, dut nereden çıktı, dutun çekirdeği yok. İğde çekirdeğinin üstüne bunları örmüş. Siz de yapabilirsiniz, şöyle koyayım. Süper güzel. Ben destek vermek için bunlardan bir sürü almıştık. Hakikaten sağ olsun, tekrar bu vesileyle teşekkür edeyim. Ya bir şeysi var bunun. Hangisini takalım şeye? Şunu takarsanız da şimdi yapmaz. Bir şey daha yapıyorsunuz. Neden yaka ve toka iğnesi dedik? Yaşar, şuraya sen birazcık şöyle dön. Dokundum sana, kusura bakma. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Bunu da sosyal medyada bir dünyaca ünlü bir moda dergisinin sayfasında gördüm. Onun için hem yakaya hem toka olarak kullanabiliyorsunuz. Hakikaten çok çok güzel duruyor. Denedik bunları. Bazıları böyle sallanıyor. Hatta o derginin sayfasında saç böyle güzel toplanmış. 1, 2, 3 tane takmışlar. Ya fotoğraf çektirmek için takmışlardı? Benim gibi böyle. Ha? Evet, Nazı da bugün böyle bu yaka iğneleriyle şenlendirdik. Yalnız böyle de takılabilir Naz. Evet. Çok güzel hepsi. Hakikaten. Mesela şimdi örgüden şallar yapıyoruz. Fıt kayıveriyor. Yelek yapıyoruz, önüne düğme koymuyoruz. Tık takıveririz. Onun için çok şey. Etekleriniz vardır öyle kullanılan. Onlarla kullanabilirsiniz. Kullanımlı bir iğne. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Remziye'nin ya. Remziye, iyi misin? İyiyim. Geliyorum sosyal mesafemi korumaya. Tamam, buyur gel. Yine geçerdim burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Evet, seyircilerimizin yorumlarını aldım hemen Rüya'dan. Demişler ki biz bunu evde akarlar için bile kullanırız. Hafif bir gripal bir şey oldu, İçine bir gazlı bezle kullanırız, ev halkına geçmedik. Yani illa bu iş için değil ama vesile oldu, yaptık Remziye. Hoş geldin. Hoş bluzun bulduk. Ne kadar şık. Pantolonuna neler yaptın öyle. Evet. Modayı takip edelim. Remziye Tekirdağ'dan geliyor. Ben bir huysuzlandım. Remziye'nin bir şeysi var. tuhafiyesi, yün falanları var böyle. Dedim kim girmiş oraya, kim çıkmış, yurt dışından biri gelmiş mi? Ne olacak? Hadi uçakla gelmiyor. Tekirdağ'dan burası yakın. Tekirdağ selam olsun. Herkes iyi olsun efendim orada da. Remziye. Şu geçen defa geldiğinde hangi çantandı çok sorulan ve şey yapan? Sap olarak sordular çok. Dün biz bu sapı mı yaptık? Dün de bu sapı yaptık. Buna benzer bir şey yapmışsınız ama şeysiz, halatsız yapmışsınız. Ha, halatsız yapmışsınız. Evet. Bak, halat varmış onunkinde. Evet. Ama ben önce şöyle şuraya bir yere gel de, bana yanaşmadan, kameraya yanaşmadan. Bluzun ve kot pantolonuna yaptığın şeyler çok güzel olmuş. Evet, arkasını da göstereyim şöyle. Evet, arkası da çok güzel, bluzu. Bunların tarifini verecek misin? Evet. Sonra verecek bunların tabii tarifini. İnşallah iyi günlerde gel, yazın yapalım hepimiz bundan. Tabii. Remziye, en çok sorulan şey, sen gittikten sonra ben de sayfalardan takip ettim. Çanta saplarını göstersin.
evet. dediler. Bir de içine koyduğun naylon konusunda çok soru aldın galiba sen de. Evet, ben cevapladım zaten çoğusuna nasıl dikileceğini, nasıl yapılacağını. Keşke ondan da biraz getireydim buraya. Hatırlayacaksınız şu pullu hırkayı yapmıştı. Dokunamıyorum hiçbir şeye. ben de kendisine sipariş verdim. Çok güzel. Şıkırtılı pıkırtılı iyi günlerde giyeriz inşallah diyorum. İnşallah. İnşallah. Evet Remziye, şu çanta sapını nasıl yapıyor? Dikkat kesilin. Değişik bir sistem var. Burada görüyorum ben şimdi. Ben koton iplikten yapması kolay olduğu için deneyeceğim ama bu mesela kağıt ipten. Kağıt ipten. Evet. Kotonu koton ipten yapıyoruz. Kağıda kağıt ipten. Evet. Şimdi kalınlığı size kalmış. Çok kalın yaparsanız çok kalın, daha iri durur. Elinizde halatınıza iyi olması evet. lazım. Halat alıyoruz. Evet. Kaç santim o halatın? Benimki 10 milimlik. Yani bunun daha kalını da var. Santim olarak 70 santim standart. Evet. Şu omuza yani, asmalı evet. değil mi? Ama daha böyle küçük tutma Zap istiyorsan yine yapabiliriz. Şu şekilde tabii. Evet buyurun. Hepsini. Ben dikmesi kolay olsun diye şöyle şu şekilde başlayacağım şimdi. Biraz da bu şeyine göre zincir çekeceğiz. Halata ben göre. Ben 6 zincir çekip sık iğneyle şu şekli yapmaya çalışıyorum. Evet yani Remziye bunu, çok yakındayız. Evet bunu yavaş hareket için, et. Şu şekilde hani buraya dikmek için daha kolay olsun diye yapıyorum. Ama bunu yapmadan da yapabilirsiniz. Yani şu şekilde iyice geliyor bu buraya zaten bu şekilde. Şimdi ben bunu göstereyim. Yani halatımıza bir dış kap evet, örüyoruz. Evet kap yapıyoruz aynen evet. o şekilde. Eskiden hatırlarsanız yıllar yıllar önce serum şeylerini evet. yapıyorduk. Serum veya hortumun üstüne yaptık, ince hortumlara yaptık bu mantığı. Ama halatın üstüne çok iyiymiş. Daha iyi bir fikir var burada. Şimdi bu şekilde ördüğüm sık iğneyi... Bir şeyi oradan görmek Şimdi istiyorum. Bu kadar ördük. Bu sıra, yani bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Hiç yapmadan da takabilirsiniz. Evet. Bunu bu şekilde yapıp... Şimdi halatın üstünde şekilde, mi çalışacaksın? Evet, şimdi halatın üstünde çalışacağım. Şu şekilde buraya bağlıyorum bunu. Bağla, hadi oradan gidelim. Tamam. Arada tabii fazlalık kalırsa onun zincirini çekeceksiniz. Evet. Ben iki zincir çektim burada. Tamam. Sonra sık iğne yapıyoruz. Yalnız sık iğnelerin ikisine birden batmıyoruz. Sadece dıştaki tek iğne alıyoruz şu şekilde. Tamam, evet. Devam et. Bir de kayması. Bunu dışarıda yapıp içine geçirsek zor mu oluyor? Çok zor oluyor, evet. Çok zor oluyor. Ama bu şekilde gayet kolay oluyor. Yine böyle dünkü gibi spiral spiral oluyor. Dün siyahtan ötürü tam göremedik, çok Şimdi yazmışsınız. Şimdi tam batarsanız o da farklı olur. Sık iğnenin ikisini alırsanız daha değişik duruyor. Tek iğne alırsanız daha farklı duruyor. Evet. Tek iğne alırsanız böyle diş diş duruyor. Hmm. Tamam. Önce bir ne yaptığını anlarsak neyi tek alalım neyi tek almayalım göreceğiz. Evet. Şimdi sık iğneyi yapıyorum böyle bu şekilde. Çanta sapı sen yap ben konuşuyorum. Tamam. Sen sıranı tamamla diye. Bir çantayı gösteren en güzel şey çanta sapıdır. Çanta sapı önemli bir şey. Yani çantayı yaparsınız yaparsınız uyduruk bir sap koyarsınız gerçekten... Çantayı yani sıradanlaştırır ama güzel şöyle onu gösterecek bir sap koyduğunuz zaman sizler de biliyorsunuz çok güzel oluyor. Şimdi bu saplar da çok güzel olmuş. Evet şimdi bu şekilde sık iğneyle... O nasıl öyle spiral spiral oluyor onu anlayamadım ben. Şu sık iğnenin şu şimdi bu sık iğne ya evet. bunun tekini alıyorum dışarıdaki şu. Heh tamam. Şu Ondan mı aldı, oluyor? Onun için öyle oluyor. Hiç atlamıyorsun Hayır, ama Hayır hiç şey. Atlamıyorum. Evet. Sık iğneyi böyle devamlı yapıyorsun. Aslında demin Naz'ın aldığı şey de aynı. Diş diş o, oluyor ya. O içten aldı. Ben de yaptım çünkü maske. Evet. Şu iç kısımdaki tekini aldı. Aldı. Ha, içi aldı sen İçini dışı alıyorsun. İçini alırsan da bu şekilde iz iz kalıyor burada. Daha ha, farklı bir. Daha farklı. Daha sen farklı. Dıştakini ben alıyorsun. Ben dıştakini alıyorum diş diş dursun diye.
O da daha değişik duruyor. Hepsi farklı duruyor. İstediğiniz santime kadar bunu işleyip monte ederken de şunu böyle çektirip şu şekilde gayet... Bir dakika. Orayı hiç dikiyor musun? Monte ederken tabii bunu buraya şu şekilde dikiyorum. Yalnız çok iyi bir aklı var bunun. Evet. Remziye, değil mi? Evet. Şimdi biraz daha yapalım. Ben hem esneme yapmıyor Derya Hanım. Ha, çantanın sapı evet. Esnemiyor çünkü içindeki halat çok sıkı. Mesela bunun içinde bir şey yok ama bu hapishane işi olduğu için. Hmm. Hani çift işleniyor ya o. Bu da onun gibi sert. Bak bu da hiç esnemiyor. Şu nasıl hiç esnemiyor. Yoksa normalde örgü saplar aşağıya sarkıyor. Bir o çantayı, siyah çantayı bir omuzuna taksana. Görelim. O da çok güzel olmuş. Şöyle tak. Bir Yaşar'a göster. Yalnız bu çok güzel bir çanta olmuş. Bu kağıt bu da mi? Kağıt ve tığ ve şişi karıştırdım. Yan taraflar şiş mi? Evet, bunlar nohut örneği. Nohut örneği yaptın yan taraflara. Evet. İşte siyah da çok zor oluyor. Bir de şu öbür çantanı görelim. Bu da tunus işi. Evet. Yalnız sen güzel şeyleri burada göstermelisin bunları falan. Şöyle şu şekilde. Çok güzel. Bunun sapı hapishane işi bu dediğimiz sana, evet. Boncuk da işlerler o türlü. Çok da güzel olur o iş. Yani sağlam olur. Aslında böyle boncuktan da o şekilde hapishane işiyle boncuktan sap da bazı çantalarda çok güzel durabilir. Hani karışık renklerde siyah ördünüz. Şu anda aklıma geliyor. Evet, evet bunu boyunca örüyorsun. Örüyorsun, dikiyorsun. Uçlarını, ucunu tekrar bize göster. Bir onu kamera görsün tekrar tersten. Şu şekilde peki, yaparsanız... Oraya hiç dikmeden bir şey yapıyorsun. Kaymıyor değil mi içinde? Hayır, bunu zaten... Bir sabitleme yapıyor muyuz? Yok yok, sabitleme. Bunu zaten buradan da dikiyorsun. Bunu da dikiyorsun. Bu kayboluyor. Şuraya onu diktiğinde... Onu söylüyorum. Oradan dikiyor muyuz bak, diye. Bak şuraya diktiğinde hiç gözükmüyor. Remziye... Oradan onu oraya dikiyor muyuz? Onu soruyorum. Halatı dikmiyorum. Bir dakika. Şöyle bir açsana. Aç orayı. Şurayı. Yok yok. Şuraya sabitliyor musun şurayı? Yok, sabitlemiyorum. Heh, kaymasın diye. Kaymıyor zaten. Çift taraflı dikince hiçbir şey olmuyor. Tamam. Şu şekilde. Evet. Orada bir onun dikilecek yeri olması, bir kaidesi olması çok muhteşem bir şey. Dikmeden yaptığınızda astarın içine sokmanız gerekiyor. Hani hoş bir görüntü olmuyor. Evet. Yani astarı buradan yaparken bu şekilde içeri takmak gerekiyor. Remziye, pullu hırkanız çok soruldu yine o gün. Evet. Biraz da pullu hırkadan bahsedelim. Nasıl koyuyorsun pulları? Biraz o çantaları hafifletelim mi? Şu tarafa alalım mı? Önümüz açılsın. Evet. Şimdi maviyi kaldıralım oradan. Mavileri zaten. Biraz temizlersek oradan daha iyi göreceğiz. Evet. Şöyle alayım ben onları. Değmeyeyim diyorum. Yine değdim. Evet. Biraz ince tığ kullanacağız bunda. Şimdi nasıl bir yün kullandın? Koton iplikle yaptım ben. Evet. Yani istediğiniz yün birazcık daha kışlık oluyor. Bu yazın mevsimlik olsun diye. Evet. Bunları sayfanda paylaşacağım zaten. Yayınla. Evet. Koton bir iple ördün. Kaç tane aşağı yukarı pul gidiyor? 400 adet 130 gram geliyor. 130 evet. Gram. Kilosu çok mu pahalı bu pulların? Yani değil. Çok pahalı değil. Çok hafif çünkü. Tahminen 20-25 liralık bir pul gidiyor ama. İyi ama çok güzel de çok şık da bunu çok hazır bir şey olsa çok yüksek fiyata alabileceğimiz. 7 tane gidiyor. 7 tane ip gidiyor. Evet. Hırkamız burada Erkan, gösterelim. Ben bütün sayılarını yazdım zaten buraya. Evet, mesela bize şimdi de bir söylesen arka kaçla başladın? Arkayı 90 imle kattım. Hı hı. Önler 50'şer imlek, kollar 70 imlek. Evet. Hadi bir pullarımızı koyalım. Nasıl koyuyorsun örerken? Tığla yapıyoruz pulları ama örgüyle bakalım. Şimdi 10 sıra, 12 sıra düz örüyorsunuz. Araları.
Bir sıra boş mu geçiyorsun yoksa? Hayır, 12 sıra düz örüp haroşayla takacağım ben şimdi. Evet. Takarken haroşa mı yapıyorsun? Evet, haroşa. Neden? Yapıyorum. Yani daha hoş geldi bana, bilmiyorum. Ya pulların duruşu duruyor. Da daha mı iyi duruyor? Pullar sanki daha düzgün duruyor bak şu şekilde. Evet, yapalım. Şimdi hepsinin arası da 9 tane. Pulumu alıyorum. Evet, bu tığ ince kullanırsanız 2 numara iyi oluyor. Pulların zaten yuvaları çok küçük, evet, değil anladığım kadarıyla. Büyük. Evet. Bunu geçiriyorum. Buradan imleğime de geçiriyorum. Şu, evet, şekilde. Tamam. İmleği buraya tığa atıyorum. Buradan alıyorum. Ve bunu da çıkarıyorum. Aa, güzel bir yöntem yaptın. Bunu da buraya takıyorum. Bunu şimdi biraz ör. Bir daha görelim. Çok güzel bir yöntemle yapıyor. Bakın. Pullar o zaman böyle daha düz duruyor. Düz duruyor. Aşağı doğru duruyor. Hani ne çok sallanıyor, ne çok böyle kabuk gibi havaya kalkıyor. Evet. Kaç araları, kaç tane pulları? 9 tane. 9 tane. 10'uncuya takıyoruz. Bir dakika. Burayı çok yavaş görelim. Şimdi tığı takıyorum. Evet. İmleğime arkadaki de kağıt, Erkan bir dakika, onu almak istiyorum. Çok parladı. Evet. İmleği de takıyorum. Evet. İmleğimi şu şekilde alıyorum tığıma. Tamam, yavaş yap. Çıkardın. Hala tığı da. Evet. Sonra şişe yavaş geçiriyorsun. Yaptım. Ay bir dakika. Nazar oldun. Evet. Şimdi burada önce tığla alıyorsun. Aldığını sonra tekrar şişe mi geçiriyorsun? Evet, şişe doğru mu geçiriyorum. Hiç işlemeden başka. Tamam. Bu şekilde bir tane daha takayım, görsünler iyice. Evet, iyice görelim. Çok güzel. Çok hoş. Ben yakın bir yere takacağım hemen gözüksün diye. Her bir tığ arası yükseklik olarak 9 sıra mı? Böyle yükseklik olarak 12 sıra. 12 sıra. Böyle aralık olarak 9. 9 sıra. Kaçıncı sırada haroşoyu yapıyorsun? 9. sırada mı? Hayır, 12. sırada. 12. sırada, özür dilerim. Şöyle. Evet. Şimdi bu şekilde. Burada. Gülsüm Hanım'a soruyorum. Sen de bu şekilde mi yapıyor acaba Gülsüm Hanım da? Güzel bir yöntem gösteriyorsun şu anda bize. Şöyle. Yapanlar olabilir. Hani biz daha çok şey yapıyoruz. Boncukları geçiriyoruz. Evet. Yeri geldikçe oradan koyuyorduk, pul ya da boncuk neyse. Ama bu yöntem de çok güzelmiş. Geçirdiğin tığın boncuktan, puldan geçen tığın kaç numaraydı? 2. 2 numara. Şöyle alayım da daha rahat gözüksün. Remziye'nin bluzunu beğendiniz mi? Bize yazın. Yazlık ve geçişli bir ipten yapmış. Aralarda, omuzlarda zincirler var. Arka ortasında zincirler var. Bu yazın sağlığımıza kavuştuktan sonra yapabileceğimiz yazın güzel bir bluzu olur bu diye düşünüyorum. Bir gömlek üstüne olabilir. Gömlek üstüne deyince biz bir proje hazırlıyoruz. Yurdanur'un bir projesi var. Yani çok bayılacaksın. Fikrini takip beklerim. Remziye. Bekliyorum fikrini. Evet. Bu arada küpelerin de çok şık ve çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Kullan. Sağ olun. Bunlar böyle bu şekilde 10 sıra 12 sıra yukarı çıkıp tekrar şey yapacağım. Bir de ben lastiği de şurada gösterebilir miyim? Göster. Şöyle başlayayım. Evet, tığla, çok az süremiz var. Ha, şu kenar, evet, yerlerini mi diyorsun? Evet. Hemen görelim, hemen, hemen görelim. Çok az bir süremiz var. Şöyle. İkide çıkıyorum. Trabzan yapıyorum. Şöyle arkadan hemen göstereyim. Tığda lastik yapıyorum. Nasıl yapıyorsun onu? Şöyle bir önden bir arkadan alacağım. Tamam. Şu şekilde. Evet.
Bu tığda lastiği ben çok seviyorum. Ve hiç sarkma yapmıyor. Sarkma yapmıyor, çok güzel duruyor. Yalnız battığımız yerlerin muntazam bir şekilde batmak evet, çok lazım. Çok onu aralıklarını çok yani imleğe göre yaptığınızda zaten düzgün oluyor ve hiç sarkmıyor. Gayet de şık duruyor. Ben çoğunlukla böyle yapıyorum. Remziye, evdeyiz şu aralar. Hani sosyal medyadan güzel şeyler yapıyorsun. Çok evet, beğeniyorum yaptıklarını. Teşekkür ederim. Lütfen paylaşımlarını yap. Evinde oturan izleyicilerimiz de fikir alsınlar. Tamam. Güzel paylaşımlar yap. Çok güzel şeyler yapıyor Remziye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne de olsa Tekirdağlı, annemin memleketi. Evet efendim, yurdun her yerine selam olsun, kolaylıklar olsun. Bugün de biz programın sonuna geldik. İyi haberlerinizi hep almak istiyorum. Sizler de bizimkileri alın. Birazdan Sağlıkla Gülümse programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın şimdilik. Hadi Didem, girişelim. Köftemizi saracağız patlıcanın içerisine. Oh dur, anlatma gerisini. Kaşar var. Üzerinde kaşar peyniri var, bak bu da ayrı. Ay hayat ne kolaylaştı. Bak Sayımem bak. Sen otur da onu aç. Yaymak istiyorum. Bu şekilde. Hop hoppa. Aa, yine aynı yüzü geldi. Aynı. Hop, hop. Oldu. Bir tane yumurta sarım vardı. Onu da içine ilave ettim. Bir de ayran bunun yanında. Kişnişin verdiği aroma inanılmaz. Ben de koyarım kişniş. Hadi gel. Muhteşem. Çarpışalım seninle. Kişniş ben koyarız. Ben de koyarım. Çok iyi bir fikri var bu yemeğin. Benim fikrim. Kullanırsanız Derya Baykal böyle demişti dersiniz.